Mesut Yılmaz da vardı rahmetli. Enflasyonla ilgili durum bu. Buna söyledik. Peki bakalım çocuk sahibi olmada durum neymiş? Bakalım konuşmakla ülke yönetiliyor muymuş? Böyle Instagram hesabı gibi, sosyal medya hesabı gibi oluyor muymuş? Yine 20 yıl önce Türkiye'de doğurganlık 2 kişi için bahsediyorum. 2,5 çocuktu. Yani 2 kişi ortalama 2,5 çocuk yapıyordu bu ülkede. Şu anda ne biliyor musunuz? 20 yıl sonra 2 kişi 1,5 çocuk yapıyor. 1,5 çocuk. Kantara koyun, kafanızda tartın. 3 çocuktan bahsediliyor ya, 20 sene önce 2 kişi bu ülkede 2,5 çocuk yapıyormuş ortalama. Doğurganlık oranı bu. Bugün 1,5 çocuk. Ya Türk milleti bitiyor be. Bitiyor. 3 çocuk derken 1,5 çocuğa düşmüş. Dünyada bunu başarabilen, böyle bir nüfus frenlemesi, nüfus planlaması, artık ne derseniz bilmiyorum, bunu yapabilen dünyada yok. Dünya tarihinde biz galiba tarihe geçiyoruz bununla. Başka ne tam tersi oldu? Tam tersi olan şeylere bakalım. Mesela ne o? Faiz sebep, enflasyon sonuçtu değil mi? Tam tersi oldu. Erdoğan'ın baskısıyla Merkez Bankası Eylül'den bu yana politika faizini 5 puan indirdi. Aynı dönemde yıllık enflasyon %19,6'dan %36,1'e çıktı. Faiz sebep, enflasyon neticedir. Bu da benim tezimdir. Tezinizin yanlış olduğunu görmek için daha ne olması gerekiyor? Başımıza nasıl bir felaket gelmesi gerekiyor? Enflasyon 19 yılın rekorunu kırarken muhalefet Cumhurbaşkanı'na faiz sebep, enflasyon sonuç tezi çoktan çöktü. Artık vazgeç diye seslendi. Faiz, enflasyon tartışmasında iktidarın ekonomi politikası muhalefetin gündemindeydi. Hani faiz sebep, enflasyon neticeydi. Mızrak çuvala sığmıyor. TÜİK bile yıllık enflasyonu %36 açıklıyor. Gerçek enflasyonsa bunun iki katından fazla. Acilen dünyada eşi benzeri olmayan cahil ekonomi deneyinize son verin. Şubat, Ocak'tan hakikaten çok daha iyi. Çok net söylüyorum, Mart'ta Şubat'tan daha iyi. Nisan, Mart'tan zaten çok iyi olacak. İktidarın enflasyon hedefi 2018 yılından bu yana hiç tutmadı. Eski bakan Berat Albayrak da, Cumhurbaşkanı Erdoğan da enflasyonun düşmesi için faizlerin düşmesi gerektiğini savundu hep. Her zaman söylüyorum, faiz sebeptir. Enflasyon neticedir. Erdoğan faizleri düşürerek hem döviz kurunu hem de enflasyonu düşüreceğiz demişti. Sonuç ne oldu? Hem döviz kuru hem de enflasyon şaha kalktı. Bunların kafası basmaz. Ben ekonomistim. İktidarın 85 milyon üzerinde yaptığı ekonomi deneyi ülkemizi uçuruma sürüklüyor. Bu akıl dışı ekonomik deney bir kez daha göstermiştir ki AK Parti sebep, yüksek enflasyon sonuçtur. Ağustos'la birlikte enflasyonda da düşüşü göreceğiz. Cumhurbaşkanı 2021 Ağustos ayında enflasyon da düşecek dediğinde faiz %19'du. Enflasyon %19,2. Eylül'de 100 baz puan faiz indirimi yapıldı. Enflasyon %19,58'e çıktı. Ekim'de faiz %16'ya çekildi. Enflasyon 19,84 oldu. Kasım ayında Merkez Bankası 100 baz puan faiz indirdi. Enflasyon %21,31'e yükseldi. Aralık ayında faiz 14'e çekildi. Enflasyon yılı tarihi rekorla kapattı. Yıllık %36,08'le. Siz ekonomik altyapıyı oluşturmadan politika faizini düşürdükçe ekonomide belirsizlikler oluşuyor. Türk lirasına değer kaybettiriyor, dolar kurunu artırıyor. Kurun artması tekrar enflasyon oluyor. Neymiş efendim? Faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Ne oldu? Yalancı Pinokyo TÜİK rakamlarına göre enflasyon %36, piyasa rakamları enflasyon %80. Siz hala faiz sebep, enflasyon sonuç diyorsunuz. Erdoğan bu rezaletin sorumluluğundan nasıl kaçacaktır? Bir yanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz sebep, enflasyon sonuç tezi. Diğer yanda faiz inerken enflasyonun son 19 yılın en yüksek seviyesine çıkması. Muhalefet enflasyonun tek sorumlusu Cumhurbaşkanı ve ekonomi politikası diyor.